Arkadaşlar merhaba kap ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Bist 100 günü 7412.04 puandan %2.78 düşüşle kapattı. Değişim puan olarak 212.25 puandı. Bist 100'ün işlem hacmi 86 488 milyon TL olarak gerçekleşirken değer kazanan sektör yok. En fazla değer kaybeden sektör Bist Finansal Kiralama Factoring %5.15 değer kaybetti. BIST 100'ün dolar bazlı değeri 249 dolar 2 sen. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 80, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 458, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 6. Bugünkü derin düşüş, İsra e, İran'da patlayan bombalar, İsrail'in e, dolaylı da olsa İran'a yönelik yapmaya çalıştığı hamleler, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz düşüşün derinleşmesinde büyük etki etti. Bu arada Garanti Yatırım 2024 stratejisi raporu yayınladı. Detaylı bir de rapordu. Toplam 72 sayfa. Model portföyündeki şirketler ve getiri potansiyellerini paylaştı. Akbank %45, BİM %60, Koç Holding %59, Çok Market %91, Türksel %53, Türk Hava Yolları %73, Yapı Kredi Bankası da %58 potansiyel barındırıyor dedi. Daha önce size tanıtmış olduğum FBC fonu, aynı zamanda katılım endeksine üye de bir fon, beğendiğim de bir fon. 6. ayın 15'i 2023 tarihinde yeni çıkmış bir fondu. O fon bugün %13 temettü ödemesi gerçekleştirdi. Yani 1000 liralık almış olduğunuz fon size 130 lira temettü ödemesi gerçekleştirdi bugüne kadar %29'da primliydi. Bunu da saydığımız zaman %42 gibi bir getiri getirdi hemen hemen 6 ayda. Gedik yatırım Türk Telekom ve Türksel için e, hedef fiyatları bildirdi. Türksel için 90 lira 49, 49 kuruş Türk Telekom için 42 TL hedef fiyat belirliyoruz dedi. Yüksek enflasyonlu dönemin sektör oyuncularının finansallarında belirgin negatif etkisinin başlangıç olarak Başlangıcı olarak kabul ettiğimiz 2021 yıl sonuna göre Türksel, Türksel ve Türk Telekom 2023 yıllarında fiyatlarını yansıtamadığı için 2024 yılında bunu telafi edeceğini düşünüyoruz dedi. 2024 yıllarında fiyat yansıtmalarının da gerçekleşmesiyle sektör oyuncularının daha yüksek çarpanları hak ettiğini düşünüyoruz dedi bence de bu iki şirkette güzel potansiyeller var bu da benim kendi fikrim. Evet geçelim kap haberlerine. Suven dün akşam saat 23.14'te Gero'nun pay geri programını sona erdirdiğini söyledi arkadaşlar. Hemen burada kapta da görüyorsunuz. Şirket sermayesinin %0.13'ünü 13 13'ünü temsil eden 305.629 adet pay geri alınmıştı. Bunun içinde 5 milyon 374 bin adam ödeme yapmışlar. Fakat e, dün taban kapatmıştı. Akabinde bugün saat 11:19'da tekrar geri alım programı başlatacaklarını söyleyip bildirdiler. Geri alıma konu pay miktarı 6 milyon adet ya da ödenecek azami tuta, tutar 150 milyon TL e, demişler. Sanırım borsa kazandırmaya başlayana kadar bu geri alımına devam edecekler. Fakat buradaki benim tepkimi çekti. 305 bin lot alması biraz tuhaf olmuş. Zaten ilk alıma 8. ayın 3'ünde başlamış. 12. ayın 18'inde son hisselerini almışlar. Pegasus finansal duran varlık edinimi Yönetim Kurulumuz 11 ayın 30 2023 tarihi özel durum açıklamasına konu kararı doğrultusunda şirketimizin %100 pay sahibi olduğu Pegasus Airlines İnovasyon adında Silikon Vadisinde faaliyet göstermek üzere Amerika Birleşik Devletleri devletlerinde eyaletini söylemeye gerek yok 12 ayın 28 2023 geçerlilik tarihi itibariyle kurulmuş ve Bildirim işlemleri 1. ayın ikisi 2024 itibariyle tamamlanmıştır demişler. Hava yollarının ben hala potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Fakat e, bu hava yolları çok da kırılgandır onu da söylemiş olayım. Zira en ufak bir gerginlikte ilk darbeyi yiyenlerin başında hava yolu ulaştırma şirketleri geri e, önümüze geliyor. Evet Format metal arkadaşlar çok tuhaf bir kap. Yani e, böyle bu kadar saçma bir yönetim şekli olmaz. Şimdi arkadaşlar 12. ayın 25'i 2023 tarihinde pay geri alım programı başlatmışlar. Bunun için de 15 milyon TL e, pardon 15 milyon adet lot ve 30 milyon TL kaynak ayırmışlar. Fakat burada da gördüğünüz üzere 12. ayın 25'inde 240.500 tane, 12. ayın 27'sinde de 300.000 tane toplamda da 540.500 adet lot almışlar. 2 lira 0.7, 2 lira 0.9 ortalamasından. E peki şimdi arkadaşlar bugün ne yapmışlar? Daha doğrusu dün ne yapmışlar? 1. ayın 2'si 2024'te 200.000 adet lotunu 2 lira 61 kuruştan satmışlar. Yani bu ne perhis, bu ne lahana turşusu, zira 25 kar etmişler hemen hemen e, bir haftada diyebilirim. Yani bu pay geri alımı niye yapıyorsunuz? 25 kar, acaba buradan kazandığınız paralarla mı e, geri alımı finanse etmeyi düşünüyorsunuz? Arkadaşlar elimde olmayan almayı da düşünmediğim şirketlerden bir tanesi. Belki elinde olanlar vardır diye bir e, fikir olması açısından paylaştım. Evet Türk Hava Yolları Ajet İşlet, İşletme Ruhsatı alınması 12. ayın 12'si ve 12. ayın 29 tarihinde özel durum açıklamasında bildirdiği bağlı ortaklığımız Ajet Hava Taşımacılığı AŞ'nin ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliği çerçevesinde işletme ruhsatı alınmasına ilişkin tüm başvuru süreçleri tamamlanmış olup 1. ayın ikisi 2024 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından AJT işletme ruhsatı verilmiştir. AACET'in faaliyetlerine 2024 yaz sezonu itibariyle başlanması hedeflenmektedir. Yani sezonun başladığı zaman bunlar da başlanıyormuş. Sanırım arka plandaki yapılması gerekenleri e, yapıyorlar. Ben bu şirketin Türk Hava Yolları'na güzel şeyler katacağını düşünüyorum. Zira... Türk Hava Yolları bayrak taşıyıcı bir şirket biraz da pahalı e, ortalamaya vurduğunuz zaman yani bugün Pegasus'la e, rekabet edebilecek hem içeride hem dışarıda bir şirket hemen hemen e, yok diyebilirim. Bu da e, sadece Pegasus'la değil Avrupa'da ve dünyadaki diğer ucuz havayolu şirketleriyle e, rekabet edebilecek bir şirket e, doğuyor diye düşünüyorum. İleride bunun bu şirketin Türk Hava Yolları'nın e, bunu Borsa İstanbul'da arz etmesi de gayet mümkün olan bir şey. Turex Turizm Taşımacılık Sözleşme, sözleşme Yenilenmesi Şirketimizin müşterileri arasında bulunan DTM Enerji Yatırımları Adi Ortaklığı ve PKN Enerji Hizmetleri Adi Ortaklığı ile araç kiralama sözleşmesi yenilenmiştir. Sözleşme süresi 1. ayın 1'i 2024 ve 12. ayın 31'i 2026 arasında 36 ay DTM enerji yatırımları ile 693 milyon 694 bin artı KDV PKN enerji sistemleri ile de yine aynı tarihler arasında 16 milyon 308 bin TL artı KDV ile sözleşme imzalamış. Sanikağısı alt üst yapı boru radyatör ürünleri satış sözleşmesi. Diyarbakır bayisinden 25 milyon, Samsun bayisinden 3 milyon, Konya bayisinden 7 milyon, İstanbul bayisinden 500 bin, Ankara bayisinden 3 milyon, Kırıkkale bayisinden 1 milyon, Ağrı bayisinden 1, milyon olmak üzere toplam 40 milyon 500 bin TL tutarında ürün satış sözleşmeleri imzalanmış. Aselsan yeni iş ilişkisi. Aselsan ile Yurt içi platform üreticisi firmalar arasında yurt dışı son kullanıcılara yönelik savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam bedeli 9.953.500 ABD doları tutarında 2 ayrı sözleşme imzalanmıştır. Merkezi kayıt kuruluşu borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusuna baktığımız zaman 5 milyon lotla Kayseri şeker geliyor. Arkadaşlar borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geliyor ama bu yeni halk arzı olduğu için benim bildiğim kadarıyla aklımda kalmış olan kadarıyla siz de bunlara takip etmeniz lazım yeni halk arzlarda. Ee, bir yıl ortaklar e, pay satmayacağı e, sözü vermişti sanırım. Ama bir yıl dolduktan sonra satabilir. Dolayısıyla bu eğer ki bu borsada dönüşüm duyurusu artarsa notlar çoğalırsa bir yıl dolduktan sonra satmaları da gayet doğal. Kocaer Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Kocaer Enerji Cez Yatırımı Sondaj Çet Muaf Görüşü. Kocaer'in arkadaşlar Aydın ilinde Kuyucak ilçesinde Horsundu Ortakçı köyünde bulunan jeotermal ruhsat sahasının sahasından alın, e, alınan sismik ve MT verilerinin yapılacak yatırımları desteklediği ve yönetim kurulumuzun sondaj çalışmalarına başlamasına karar verdiği bildirilmişti. Bunun için chat e, raporu gerekli değildir. Notu gelmiş. Bu bağlamda ilgili ruhsat sahamızda sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Çelikler arasında ayrılacak ayrılacak şirketlerden bir tanesi de e, Kocaer Çelik. Orge yeni iş ilişkisi şirketimizin devam eden işleri arasında yer alan Pendik Fevzi Çakmak Metro projesinde işveren Özgün İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketinden 80 bin euro artı KDV tutarında ilave sipariş alınmıştır Böylece Pendik Fevzi çakmak metro projesinde toplam sözme, söz, sözleşme büyüklüğümüz 9 milyon 911 bin e, lot hemen Pardon Euro hemen hemen 9 milyon 911 bin euro artı KDV ve 54 milyon 723 bin TL artı KDV seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. İşin iki, 2025 yılının Şubat ayında tamamlanması planlanmaktadır. İmaj makina yeni sipariş alınması. Şirketimizle Afrika'da muhkim bir müşterimiz arasında 1 milyon 400 bin dolar toplam bedel ile un değirmeni kurulumu sözleşmesine istinaden şirketimiz hesabına peşinat ödemesi bugün ulaşmıştır. Bu satışın sevkiyatının 4 ay içinde yapılması planlanmaktadır. Günün Son kapı Ekos'tan geldi yeni iş ilişkisi. Şirketimiz Türkiye'de yerleşik olarak faaliyet gösteren bir firma ile 1. ayın 3'ü 2024 tarihinde 5 milyon 164 bin dolar tutarında gaz izoleli modüler ve kompakt hücre monoblok beton köşk satış sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla 153 milyon 200 bin TL'dir demişler. Geçen senenin pardon 2020 Yeni seneye alışmak zor oluyor ilk zamanlar. 2022 yılı hasla atan oranı %29.32'dir. Arkadaşlar bebek şirket evet Ecos bebek şirket. Fakat şu andaki fiyatı bana göre pahalı mı? Bana göre pahalı. Enerjilere baktığımız zaman enerjiler içerisindeki en pahalı şirketlerden bir tanesi. Zira e, şunu da söylemekte beis görmüyorum. Fakat dediğim gibi bebek şirket ileride e, güzel paralar kazandıracağını düşünüyorum ama fiyatında pahalı olduğunu düşünmekteyim. Yatırım tavsiyesi değildir zaten ama gelecek vadeden, vadeden bir şirket belli bir yerden sonra e, kar realizesi gelmesi de gayet doğaldır diye düşünüyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.